Ömer nerede kaldın ya? Benim kırıldı. Ay yok yapamayacağım. Ay yeter. Ay! Korkma benim, benim. Sinsi misin ya? Niye buradan geliyorsun? Diğer taraftan mı bekliyordun? Evet. Hayır. Hayır canım, ne alakası var? Ben niye bekleyeyim seni? Ben öyle biraz nefes alayım diye çıkmıştım. Elin nasıl? İyi. Ama iyi görünmüyor. Geçmedi ama iyi. E iyi değil demek ki. Nereye vermeye çalışıyorsun defne? Söyle. Çiziyor musun? Şimdi onda. Çiziyor musun? Seni ne ilgilendiriyor? Hani yarışacağımız için olabilir mi acaba? Tamam o zaman kendi çizdiğinle ilgilen. Daha faydalı olur senin için. Ha söylemeyeceksin yani. Söylemeyeceksin. Yani ben gece 1000 tane mesaj çektim. İşe yaradı mı yaramadı mı öğrenemeyeceğim, öyle mi? Sence? Bravo, bravo. İşte Ömer İplikçi. Ömer İplikçi'ye istemediği bir şeyi asla yaptıramazsınız. Cevap vermek istemiyorsa asla cevap vermez. Sen de böyle karşısında salak salak kekeler durursun. Sakin, sakin. Sakinim ben. Bağırıyorsun. Bağırmıyorum. Bağırmıyorum. Bağırıyormuşum. Bağırıyorum, evet bağırıyorum. Ya niye çıkmıyorsun ki karşıma sen? Niye yarışmıyorsun ki? Bu kadar çok mu istiyorsun karşına çıkmamı? Evet. Niye? Rakip olalım diye. Ha. Madem hiçbir şey olamadık, bari rakip olalım diyorsun. Doğru. İyi, ben bunu bir düşüneyim. Nereden geldi bu ya? Şimdi sana şahane bir teklife geldim. Yani hem senin için hem Şeri için şahane bir fırsat. İlgimi çekti. Dinliyorum. Şöyle. Yani aslında başkası olsa katiyen düşünmezdim. Yani ama sen varsın ya şimdi. Ben nasıl diyeyim, hani birbirimizi böyle bir kollamamız lazım. Hani artık söyleyecek misin? Birleşelim Yasemin. Konkurun galibi ikimiz olalım. Ulus için de beraber çalışalım. Yani sizin gibi daha yeni piyasaya giren bir şirket için de bence bulunmaz bir fırsat. Hı? Peki siz? Sizin menfaatiniz ne? Menfaat. Menfaatler ortak. Kazanmak. Ömer olmadan kazanamayız diyorsun yani. Ömer çalışamadığı için yapıyorsun değil mi bunu? Hayır sen şimdi nereden çıkardın Ömer'in çalışamadığını Allah aşkına? Ha? Duyum. Diyelim. Geriye mi düştünüz acaba? Hayır canım. Sadece böyle bir yarışa girmeyi anlamsız buluyorum o yüzden. Yani beraber kazanalım, beraber yükselelim diyorum. Pasiyonist Şeri ile birleşmek istiyor. Gururlandım. Yani? Düşünmem lazım. Nasıl? Sizin gibi piyasada rakip tanımayan... Bu kadar prestijli bir şirket için neden muazzam bir fırsat olduğumuzu düşünmek istiyorum. Hemen cevap vermemi beklemiyorsun herhalde. Düşün. Düşün tabii. Düşün ama yalnızca 2 saatim var. Neden? Teklif 2 saatinde masada. Sonra çekerim. Yani 2 saat içinde kararını verdin, verdin. Vermedin, pasyonisti karşında bulursun. Ha, tabii rakibin olarak. Hesaplar benden. Sinan ne iyi oynuyormuş ya. Göründüğün kadar yumuşak değilsin demek ki. Merhaba Nazlıcan. Merhaba. Çizmen için ne yapmam gerekiyorsa söyle. Vallahi bak çekime söyle. Ne diyorsun Defne? Ya ne istersen yapacağım diyorum.
Hadi. Ne istiyorsan. Yani makul bir şeyse işle ilgili. Bu aralar boş vaktin çok galiba. Kafam dolu kafam. Düşünmekten çalışamıyorum ben. Sen de hiçbir şey söylemiyorsun. Ne söyleyeyim istiyorsun? Sanki söyleyeceğim. Evet. Ay, yapma Ömer ya. Biz ne zaman birbirimize duymak istediğimiz şeyleri söyledik ki? Haklısın. Bir dakika ya. Sen şimdi bana çizip çizmediğini söyleyecek miydin? Ben kendi ayağıma mı sıktım yine? Defne, gerçekten çok meşgulüm. Eminim senin de daha önemli işlerin vardır. Sağ ol sorduğun için. Çok teşekkür ediyorum. Sen nasılsın hayatım? Şirketteyim. Sen? Ha. Ay. Ay dur. Ben de şirketteyim herhalde. Ne diyecektin? Ha. Yani hayatım, sana şöyle dikkatli bir şekilde bakmak lazım. O yüzden geldim. Hayır, insanlar senin neyini beğeniyor? Onu bulmam lazım. Hayır, gönül diyeceğim, gönül de değil. Anladım. Hayret, anlamışmış. Canım, bir saniye bekler misin? Odamda kendisiyle konuştuğumu zanneden bir salak var da. Hmm. Tamam hayatım, sen kov, ben bekliyorum. Salaklarla uğraşmak çok zordur, bilirim ben. Görüşürüz. Koray, telefonla konuşuyorum. Ah. Ay şimdi o salak ben miyim yani? Ay çok mahcup oldum. Konuşamayacağım şimdi. Çok kötüyüm. Koray dur, niye gelmiştin? Ay Allah'ım, ne büyük yaralar bunlar ya. Koray. Yarabbim. Koray. Ne yaptın ben sana? Çekil kız şuradan. Artık seni. Ah be Koray ya. Bana bak. Seni de sevmiyorum. İtici, sevimsiz. Eneze. Eneze ne be? Ay, geldim, çok pardon. Arkadaşlar, pasyonist konkur için bizimle birleşmek istiyor. Ne? Bu kaybetmekten korktuklarını gösterir. Yani kaybetmeye yakın olduklarını. Biz mi kazanıyoruz yani şimdi? Emin değiliz ama öyle görünüyor. Sıkışmasalardı bize böyle bir teklif getirmezlerdi. Ömer çizmediği için pek iddialı değiller anladığım kadarıyla. Ömer, yani Ömer Bey demek ki o zaman gerçekten çok kötü. Yani ilk defa gerçekten. Çünkü böyle bir şey olmasına asla izin vermez. Ben de öyle düşünüyorum. Ama bir yandan da bu fena bir teklif değil. Pasyonist sonuçta. Risk almayalım, kabul edelim yani diyorsunuz. Henüz karar vermedim. Kararımızı bildirmek için 2 saatimiz var. Siz ne diyorsunuz? Vallahi Defne çok iyi bir iş çıkardı, gayet iyiyiz. Defne? Yani bilmiyorum. Ömer Bey'in çizmediğine emin miyiz? Ömer kendi koleksiyonunu başka bir koleksiyonla birleştirir mi sence? Sanmıyorum ama. Ben de sanmam. Neyse, ben biraz düşüneyim. Siz işinizin başına geçebilirsiniz. Peki. Ne o ya, tatbikat mı var?
Fena sıkıştım. Çok önemli bir karar vermem gerekiyor. Ser bakalım. Rakip birlik olmak istiyor. Ben kendi elimi biliyorum. Karşı tarafınkini de tahmin edebiliyorum ama emin olamıyorum. Rakip beraberlik teklif ediyor. Sen de ya bir gol atar da kazanırsam diyorsun yani. Evet. Ama bu arada bir gol de yiyebilirim. Epey riskli. Evet. Bu kararları bizim için Ömer'le Sinan verirdi. Şimdi ben vermek zorundayım. Hem de onlara karşı. Yasemin, patron olmak istiyordun. Tadını çıkar bakalım. Konuş Sude, konuş. Ne söyleyeceğimi biliyorsun zaten, bilmiyor musun? Biliyorum. O zaman konuşma. Çık dışarı. Meşgulüm. Sevgilimle aramı açmakla mı meşgulsün? Sudeciğim, üzgün konuş. Niye yaptın ya böyle bir şey? Ne istiyorsun sen benden? Ne istiyorsun Sinan'la olan ilişkimizden? Hı? Neden aramızı açmaya çalışıyorsun? Kuzenimsin ya sen benim. Benim öyle bir niyetim yok. Ben kimsenin arasıyla falan ilgilenmem. Sinan benim kardeşim. Bunu bilmeye hakkı vardı. Bunu yanına bırakmayacağım kuzen. Bundan emin olabilirsin. Yanına bırakmayacağım. Eminim, eminim Sudeciğim, eminim. Hadi çık dışarı. Çıkıyorum. Defne. Ömer'in çizip çizmediğini öğrenmemiz lazım. Yanlış karar vermek istemiyorum. Tamam da yani nasıl öğreneceğiz? Sen öğreneceksin. Onca zaman asistanlığını yaptın. Ömer'i hepimizden daha iyi tanıyorsun. Bu görevi senden başkasına veremem. Sorun olur mu? Yani aslında ben bir yani öğrenmeye çalıştım ama işte Ömer Bey biliyorsunuz. Söylemek istemediği şeyi öğrenmek imkansız. Doğru. Ama ya bir yandan da emin olmadan adım atmak istemiyorum. Hem bu senin için çocuk oyuncağı Defne. Ay Yasemin Hanım yapmayın ya. Defne, bak sen yaparsın. Ben sana güveniyorum. Bak bu Şeri için çok önemli bir fırsat. Ciddi bir karar vermemiz lazım. Ha? Tamam ya yani. Öğrenirim. Ne olacak ki sanki? Nedir yani? Nedir yani? Hayır, hem bu gizem ne yani? Çiziyor musun, çizmiyor musun? Allah Allah, bir net ol ya, bir rengini belli et. Hayır, ben burada konkura mı çalışayım? Seni çözmeye mi çalışayım yani? Hayret bir şey ya. Ya gerek yok, yeter ya. Şey yani ben elimden geleni yaparım, merak etmeyin. Ondan şüphem yok zaten. Hadi Defne, göster kendini. Hadi. 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 Ne haber? İyi. Nereye böyle? Tamam canım, yani ben öyle, bana ne? Ya eve falan gider çizersin, eve geçersin. Kendini davet ettirmeye mi çalışıyorsun? Buyur gel. Anahtarın da var zaten. Hem gelip gitmişliğinde. Yok canım. Oh, ne alakası var? Bu anahtar eğer böyle rahatsız ediyorsa ben geri vereyim. Gerek yok, gerek yok. Görüşürüz. Ha, çizim diyorsun o zaman. Efendim? Çizim diyorum yani evde çizeceksen. Çalış tabii yani, çalış. Ben de çalışıyorum. İyi çalışmalar. Sana da. Tabii çalışıyorsan. Ama elim yara, çizemiyorum diyorsan o başka tabii. Defne yeter. Çırpınma. Ne çırpınması canım? Ne çırpınacağım ben? Allah Allah. Ben gayet serinim vallahi yani. Bana ne? Bana ne canım? Görüşürüz Defne. Görüşürüz.
Bay. Bay mı? Nasıl öğreneceğim ben şimdi ya? Pis. Söylemezsen söyleme. Ne yapacağım ben ya? Aa, gizli gizli gireyim odasına gideyim. Evet. Öyle yapayım ben. Murat Bey, sessiz olun ya. Siz gelin bombelere, benim işim var. Ne oluyor? Ne oluyor, bir şey olmuyor. Böyle hoş beşe geldim işte, eski şirket falan. Kız, onu sormuyorum ben. Öz hayatında ne oluyor, onu anlat bana. Ay yok, ben gideyim. Ne işim var zaten? Ay çok da ses yaptık ya. Kız, ne işin var ha? Kimleri görmeye geldin? Ayrıca niye sessiz? Kız, bir şey diyeceğim ben sana. Biri bana fısıldayınca ben çok korkuyorum. Ay üf, işim yok. Ben öylesine işte. O zaman gel oturalım. Ha, yok. Siz oturun. Benim işim var. Bana bak kız. Yolarım seni. Aa, gel diyorsam geleceksin. Şurada iki lafın beni kırardı. Ay öyle mi yalnızlıktan? Ha? Çürüdüm, kaldım, soldum. Ay alarm veriyorum, patlayacağım. Ay Allah'ım neden ben, neden? Ay tamam, sessiz. Tamam, geleceğim. Ay bir şey değil mi? Kurudum kaldım vallahi ilgisizlikten. Bak gel, ben sana kahve ısmarlayayım. Ama kahveyi sen yaparsın. Sonuç hayatım kahve, bu şirketi. Bu şirket kimin? Ömüş'ün. Ömüş veriyor parasını. Fazla içmezsin değil mi? Ha? Ay içmiyordun sen zaten. Kurusun. Hadi hayatım gel, yürü gidelim. Ay of! Ay neler anlatacağım sana, neler? Ay. Camı eğdirin, camı. Hadi gidin. Hadi. Ay kız sorma. Halim hal değil. Çok sormamıştık ki zaten. Yolarım kız. O küçücük ağzının içinden duydum ben her şeyi. Hayatım, herkescikler benimle görüşmek istiyor. İşte kolisçim görüşelim, kolisçim bakışı çok özledim seni. Mutlaka bak küserim ederim, neler neler hayatım. Ay bilmiyorum farkında mısın ama hayatım, olayları büyüten bir insan değilim. Ay dur bir dakika. Ha? Ne diyordum ben, bir şey diyordum. Siz neye bakıyorsunuz öyle? Ha kız. Demin bir mesaj gönderdim. Karşı taraf bana 12 dakika sonra gönderdi. Ben de 13 dakikaya tamamlamaya çalışıyorum ki böyle hemencik cevap verdiğimi anlamasın diye. Tabii. Önemli planlar bunlar. Siz yapın. Ben artık kalkıyorum. Kız dur gitme. Bu da gideceğim diye. Kurt mu var kız sende? Kız biraz arayacak beni. Ben şey yapmam lazım. Meşgule yatmam gerekiyor şu anda. Meşgule yattıktan sonra da böyle eğer cevap gelirse cevap vermeyeceğim. Şey diyeceğim. Hunharca sosyal bir hayatım var. Seninle de zar zor telefonlaşıyorum. Mesajını vermem gerekiyor karşı tarafa. Ay vallahi Koray Bey nelerle uğraşıyorsunuz ya? Oh vallahi ne güzel hayat. Hayatım nelerle uğraşalım ha? Sen söyle hayatım. Kimlerle uğraşalım? Anlat bana. Yani yok ben öyle hani özel biri veya bir şey için... Tatlım hayatım. Genel konuların genel tiplerle konuş. Ben özel bir insanım. Senin o böyle içi boş dolu şeylerle muhabbetini çekemem şimdi. Ay ama siz aldınız beni buraya. Hayatım tabii ki alırım. En çok ben alırım. Kim alacak seni başka? Bu da... Ya öyle evet. Ben gideyim artık. Kurusun çünkü. Ay Koray Bey sizin yüzünüzden benim adım kuru kız kaldı, kuru. Kurusun da ondan. Çok sağ olun. Siz de öyle efendim. Hayatım ben fitim. Ömer de bıraktı seni. Aa. Ömer niye bıraktı seni? Cevap ver. Aa, siz ne biçim konuşuyorsunuz ya? Siz nereden biliyorsunuz pes? Ay hayatım yani kötü bir şey söylemedim. Açıkta gördük ki soruyoruz yani. Ay gideceğim ben. Kız dur gitme. Ölümü gör gitme. Ay hep aynı şeyler Koray Bey. Vallahi rüyama giriyorsunuz ya. Gör hayatım. Şükret ki gördüğüne. Kız herkescikler merak ediyor. Tabii herkeslerden kastım nöron ve ben. Ay Ömer sen de ne buldu acaba? Onu çok merak ediyoruz. Ne? Ne buldu? Hayatım dürüstlük. Mesela ben bu şirkette onlarca kişiye hakaret ediyorum. Onlar da böyle yüzüme gülüp ay ilahi kuruş be diyorlar. Niye biliyor musun? Hı? Çünkü %2'lik hissem var hayatım. Patronum ben patron. O %2 yüzünden değil ama. Ama sen ne yapıyorsun hayatım? Çıkıyorsun gidiyorsun. Dimdik duruyorsun. Ay, teşekkür ederim. Hayatım.
Belli ki kendi doğrularım var. Aferin kuşum sana. Yani bak doğruların seni kör kuyulara da atsa, böyle aştan kalbin de kurusa, açlıktan nefesin de koksa, hiç vazgeçme, öyle vazgeçme. Sana yakışır bu. Ay Koray Bey, gerçekten beni seviyor musunuz? Gömüyor musunuz? Ben hiçbir şey anlamıyorum yani. Ay vallahi gidiyorum ben, yeter. Dur kız, gitme. Hayatım, kötü yola düş ama vazgeçme. Aa, gitti. Ay neyse, sevgili seyirciler, canlı yayında böyle şeyler olabilir. Bir telefonumuz var. Rejiye bakıyorum. Alo, alo. Ne yapıyorsun sen burada? Çok güzel soru. Güzel de bir cevabı vardır herhalde. Sen çok erken döndün ya, inşallah bir yaramazlık falan yoktur. Defne. Şey için geldim ya. Ha öyle, ne yapıyorsun diye. Odada olmadığımı biliyorsun. Asansörde karşılaştık. Niye geldin buraya? Şey için geldim. çiziyor musun diye geldim. Bilgisayarına baktım, dosyalara baktım, dolaba baktım. Hiçbir şey bulamadım. Sonuç? Bulamadım işte. Hiçbir şey bulamadım. Yani? Kızdım ya. Kızma. Defne. Şansını fazla zorlama istersen. Ya yani kusura bakma ya, böyle izinsiz girdim falan. Hiç hoş da olmadı. Bu ne yapayım, sen de çok kapalısın. Böyle olması ikimiz için de daha iyi. Böyle. Delireceğim ya. Of!